olmak zor mu, kolay mı? Ünlü olmak için ne yapmalı? Popülerlik mutluluk mu, acı mı getiriyor? Bu bölümde Luna ile bunları konuşacağız. Vallahi bence çok kolay. Çünkü tuhaf ve aşırılığa kaçan bir hareket yapıp bir anda gündeme düşüp bir kesimin çok takip ettiği ve tanıdığı biri haline gelebilirsin. Aşırı küfürlü konuşup ya da tuhaf seksi pozlara girip ya da iğrenç şakalar yapıp hatta tepki görüp linçlenip bile ünlü olabilirsin. Yani çok takip edilmek ünlü olmaksa o zaman ünlü olmak kolay dediğin gibi. Ve şu anda pek çok sosyal medya ünlüsünün takipçileri de aslında onları değerli buldukları için değil, şimdi acaba bu kişi ne tuhaflık yapacak diye meraktan takip ediyorlar. Hatta maalesef linçlemek için bile takip ediyorlar diyebiliriz. Çünkü onları linçleyince aslında takipçiler kendilerini iyi hissediyorlar. Oh, ben böyle biri değilim diye bir rahatlama geliyor belki içlerine. Ve ayıpladıkları bu kişilerin refah ve mutluluk içinde post atıp durmaları yüzünden duydukları öfkeyi de belki bu şekilde çıkarmış oluyorlar. Ama aslında onların nefreti de yine sosyal medyanın üstüne yarıyor. Çünkü etkileşim alıyor. Evet, öyle bir kısır döngü bu aslında. Bir de senin gibi sanatçı olarak ünlü olanlar var. Peki senin için kolay mı ünlü olmak? Yani ünden kastım bir değer üretip insanlara gerçek anlamda dokunan bir eser ya da hizmet sağlamak sonucu kazanılan tanınırlık ise, o zaman ünlü olmak ve bunu sürdürebilmek tabii ki çok emek istiyor. Ama herkesin kendi seçimi. Kimi sansasyon yaratıp daha magazinel olmayı tercih eder, kimi sakince işini yapar. Herkes kendi ününden ve hayatından sorumlu. Ama çok iyi bir şarkı besteleyip ona emek verip sevinmesini beklemek yerine tuhaf sahne kostümleri ve seksi pozlarla her gün magazinde konuşulmak, gündemde kalmak daha kolay değil mi? Yani daha kolay ama işte her insanın farklı öncelik ve değerleri var. Bazısı beğenilmeyi ve gündemde olmayı hayat amacı yapar. Bazısı iyi bir eser ortaya çıkarmayı. Bazısı da ikisini birden. Herkesin kendi tercihi. Bazısı bedeninin güzelliğiyle anılmaktan tatmin olur. Bazısı karakterinin. İnsanları önceliklerinden ötürü eleştiremeyiz. Ben şunu eleştiririm valla. Eğer bir oyuncu ya da müzisyen sürekli seksi pozlar verip ondan sonra niye benim şarkım, filmim değil, vücudum konuşuluyor, neden sürekli işlerim değil de seksiliğim haber yapılıyor diye ağlarsa, işte o bana samimiyetsiz geliyor. Tabii insanlar nereye işaret ederseniz oraya bakarlar. Aynen öyle. Peki sence ünlüler mutlu mu? Valla bu mutluluktan ve ünden ne anladığına göre değişir. Ben lüks partilerde pahalı araba ve kıyafetlerle videolar çeken pek çok insanın kendi içinde ne yaşadığını bilemem. Ama genel anlamda memnuniyet ve iç huzurunun bunlarla alakalı olmadığına eminim. Çünkü bir insanı giydiği İtalyan çizme değerli kılmaz. O çizmeyi çıkardıktan sonra geriye kalan karakteri ve ürettikleri değerli kılar. Takipçi kasan, etkileşim için her türlü lüks para ve sözde mutluluk pozları kesen insanların çok stres içinde olduklarını düşünüyorum ben. Çünkü insanların, hatta arkadaşlarının bile onları kendi oldukları için değil, şimdilik popüler oldukları için sevdiklerini biliyorlar. O yüzden de sürekli ip üstünde yürümenin stresi içindeler bence. En iyi, en güzel, en yetenekli benim diyerek alttan alta hissettikleri ruhsal boşluğu ve yalnızlığı kapamaya çalışıyorlar. Oysa gerçek en iyiler hiçbir zaman ben en iyiyim demeye ihtiyaç duymazlar. Bir de o ünlülerin çok yakınında gözükenler ya da takipçiler en ufak bir hatasında onu yerle bir etmeye hazır aslında. O yüzden linçleyip duruyorlar. Popüler kişilerin bir diğer en büyük korkusu da popülerliklerini kaybetmek. Tabii ki gün gelecek ondan daha popüler çıkacak. Çünkü bu oyunun kuralı böyle. Ama işte hayatının merkezine anlamlı bir hayat yaşamayı değil, ünlü olmayı koyarsan sürekli bu ünü kaybetme korkusuyla debelenip durursun. Ünlü olmak sanki iyi ya da süper bir şeymiş gibi herkesin sosyal medyada bu kadar görünür olmaya çalışması da bana çok tuhaf geliyor. Yahu yalan bunlar, yalan. Size ün satıyorlar, size kurgu bir yaşam satıyorlar. Bunun mutlulukla bir alakası yok. Ne olur kanmayın bunlara. Bunacığım, bu kadar coşmana gerek yok. Pek çok insan da, bizim izleyicilerimiz de farkında aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının. Ama işte öyle bir zamanda yaşıyoruz ki telefonumuz, çizmemiz, arabamız sanki bizi bizden çok tanımlar hale geldi. Sürekli onaylanma ve beğenilme ihtiyacı duyuyoruz. Maalesef doğru. Sadece ünlüler değil, herkes sosyal medyada gelen like'ların miktarına göre kendini var, yok, değerli, değersiz hissediyor. Kaç paralık insansın tabiri kullanılırdı eskiden. Şimdi kaç takipçilik, kaç like'lık insansın diye bakılıyor. Aslında ikisi de aynı yere çıkıyor. İnsanın kendini değerli hissedebilmesinin koşulu satın alınabilir olmasına bağlanıyor. Pazarda like'lanan ya da dislike'lanan, beğenilen, beğenilmeyen bir metaya, eşyaya dönüşmüş durumdayız. Yalnız ama şimdi ben de tam kanalı beğenmeyi ve bizi
takip etmeyi unutmayın diyecektim. Nasıl diyeceğim şimdi? Beğenilmek istemek çok normal. Bunda tuhaf bir şey yok. Hayatımızın merkezine bunu koyduğumuzda sorunlar başlıyor. Yani ilacı zehirden ayıran dozudur diyoruz. Çok doğru. O zaman gönül rahatlığıyla diyorum ki bu sohbetlerimiz daha çok olsun, ailemiz daha büyüsün derseniz kanalı ve videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Sizin yorumlarınızı da keyifle okuyoruz. Ünlülük ve popülerlik üzerine görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.